Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çayınızı rahat içebilirsiniz, hem için. Çünkü psikolojik imani ders değil. Birinci ders ağır. Belki de zen yaptık. Kara hisler. Kara. Kara delik gibi. Kin. Hiddet. Haset. Kıskançlık, küsmek, alınganlık, alay etme, hiddet, haset etme, iftira, başkalarını zem, kader, keder, mahzuniyet, boğuluyorum zanından, korkunun türevleri olan, korkunun alt verileri olan, türevleri olan nedir? Helecan, endişe, ızdırap, keder, sıkıntı, pişmanlık, vicdan azabı, bedbinlik, bezginlik. Bunlar kara hislerdir. Mesela kibir kuyudur. Haset hapishanedir. Bir de okuyayım mı? Yoksa yeter, geçiyorum. Caniler, kara hisleri geçtim. Caniler, katiller, cinayetten önce dünyayı kıpkızıl görürlermiş. Daha adam vurmadan önce onların gözlerini öyle oluyor. Caniler, katiller, cinayetten önce dünyayı kıpkızıl görürler. Kızıl bayrak, cenge şefk uyandırır. Kanı harekete getirir. Ben dertlerimle boğuşurken, yani böyle başıma geldi, dertlerimle boğuşurken bir kanser hastasına gittim. Hastanede ziyaret ettim. Doktor 3 hafta verdiğini söyledi bana. Evet, gittim, selamlar, aleyküm selam Hasan amca dedi. Kız çocuğu Almanya'da. Çok etkilendim. Acayip. Hani benim de bir sürü dertlerim vardı. O kadar derdim vardı ki inan aklınız durur. Orayı mı düşüneyim, kendi bedensel mi, Türkiye'yi mi, yani dertlerim vardı. Sonra vazife yaptığım yerde bir ailenin bana da çok düşkündü. Çok. Çok seviyordum rahmetli. 13 yaşında kız çocuğu. Hasan amca diye sarılırdı. Doktor Hasan amca bana 3 hafta verdi. Herkesi çıkarttı. Gülüyordu. Dedi ki Hasan amca, anne babam dışarıda ya, benim bilmediğimi biliyorlar. Ben de çaktırmadan bilmiyormuş gibi davranıyorum. Üzülmesinler diye. Biliyor musun benim 3 haftam kaldı. Dedi bak şimdi. Neye yazdım bunu? Ve kahkahayla güldü. Biliyor musun 3 haftam var? Ha ha diye güldü. Bana ne yapıyorsun? Neredesin diye hizmetlerimi, sağlığımı, derdim olup olmadığını sordu. Hasan amca ne yapıyorsun sen şimdi? Hangi şehirdesin Almanya'nın? Hasan amca derdin var mı? Üzülmüyorsun değil mi? Seni üzmüyorlar. Allah Allah. Hizmetlerin nasıl Hasan amca? Sağlığın, derdim olup olmadığını sordu bana. Bunu soranın 3 haftası olduğunu esbab aleminde bilen insandı bu. Kendisinin 3 haftası var. Bana derdimin olup olmadığını soruyor. Ben başladım ağlamaya. Benim de derdim mi var dedim. 18-12-2013. Almanya. 18-12-2013. Yüklük yemeği koyamadı yani o zaman. Evet. Bunu soranın 3 haftası olduğunu sebepler aleminde bilen insandı bu. Ben de zannettim ki benim derdim varmış.
Meğer benim dert, beni hareketlendiren sebepmiş. Dert değilmiş. Onu görünce benim derdim olmadığını gördüm. Onu seslenecek bir şey söyleyemedim herhalde. O sen de seserler. Yani ben orada koptum biraz da. En ikna edici sözler tatlılık ve sükunetle söylenenlerdir. Bağırarak söylemek tepkiyi doğurur. Başka? Neticesi vatanın ve milletin istikrarını bozuyorsa gösterdiğin hiçbir mazeret masum olamaz. Bir daha söyleyeyim. Neticesi vatanın ve milletin istikrarını bozuyorsa, bu Fethullah Gülen hakkında yazdım. O zaman 2013'te var mıydı bu? Yok, başka, o değişti. Cümle cümle değişiyor ya. Neticesi vatanın ve milletin istikrarını bozuyorsa, ortaya getirdiğin mazeret hiçbirisi masum olamaz. Çünkü milletin ümidini yıkıyorsun. Çünkü çözümün ve düzeltmenin yöntemi bu değildir. Düşman olmak istemiyorsan dostunla alışveriş etme. Mesela dostun diyor ki insanlardan gelen sıkıntıya tahammül edemiyorsan diyor İmam Ali radıyallahu anh, iyilik yapmayı kes. Başka, aşk-ı mecazi ruha yüklenen yüktür. Aklı esir etmektir. Doğru yanlıştan karıştırmaya sebeptir aşk-ı mecazi. Allah için olmayan aşk. Bir de okuyayım mı? Yok. Bir daha. Aşk-ı mecazi ille cinsi kadın erkek falan değil. Yani sevdiğimiz her şey ama daha çok cinsiyet. Cinsellik değil, cinsiyet. Aşk-ı mecazi ruha yüklenen yüktür. Aklı esir etmektir. Doğruyu yanlıştan karıştırmaya sebeptir. Hangi sevgiye girer buna? Daha çok aşk-ı mecazi ya. İnsanın diğer insanlardan kendini öğrenir ve tanır. İnsan kendisinin ne olduğunu kendisi bilir bilemez. Gelişen hadiselere karşı ortaya koyduğumuz tavır ve sözler bizi en iyi gösteren aynelerdir. Ufak tefek iyiliklerini küçük görürüz. Ufak tefek iyiliklerini karşıdakinin küçük görürüz. Fakat ufak tefek olumsuzluklarını büyük görürüz maalesef. Ufak tefek iyiliklerini pek görmeyiz. Ama ufak tefek sana karşı olumsuzluklarını da dev gibi yapıyoruz. Bedbinlik felaketi davet eder. Yapamam, edemem, yok canım benim işim değil. Ya yapamam, gidemem şimdi derse. Oo, gitti de okumak küçük. Bedbinlik felaketin davetidir. Başka bir manada felaketin tellalıdır. Felaketi çağırır. Başka? Cenab-ı Hak hiç kimseye İkinci el vücut vermemiş. Hiç öldükten sonra o ruhu gezdirip ikinci el cesede koyar mı? Reenkarnasyonculara cevap. Allah hiç kimse ikinci el vücut vermemiş. Az kullanılmış bir vücut. İkinci el vermemiş. Reenkarnasyoncular ne diyor? İnsan öldükten sonra cennet cehennem yok ya onlara göre. İyi ruh, kötü ruh ne yapar? Kötü ise gübre olur. Gübreden sonra ot olur. Onu keçi yer. Keçi hayvanlaşır. Sonra başka birisi yer. Ondan sonra oradan insan olur. Tekrar böyle devir daim olur. Peki insan niye çoğaldı? Bu mantığa göre hiç kimse çoğalmaması lazım. Ölümü bazıları uyku zannediyorlar. Ölüm diyorsun. Bak o haktır. Allah var, ahiret var diyorsun. Hiç takmıyor. Böyle gördüm de hemen kalktım yazdım. Ölümü zannediyorlar ki uykudur. Az önce öldürmüştün onu. Şimdi gene çıkardın onu başımıza. Şimdi bedensel hayattayız. Birinci derste öldürdün, evet. Kişinin davranışları düzelir fakat huyu düzelmez.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ey ashabım, şu gördüğünüz dağ, yürüdüğünü söylerseler, inanınız hakikaten kıtalar hareket halinde. Dağların yürüdüğünü duyarsanız inanınız, ama bir insanın huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayınız. Huy değişmez ama yön değiştirir. Barajın suyunu isterse felaket yaparsınız, isterse tarlayı sularsınız. Hazreti Ömer öfkesini diyalan hatta kullandı, adaletin babası oldu. Ama Allah Resulü öfkeni terk etti Ömer demedi. Ya Ömer Osman gibi yumuşak ol demediği gibi ya Osman Ömer gibi sert ol demedi. Hepsine istikamet verdi. Hiçbir tane şer istidat yoktur. Kullanıldığı yere göre değişir. Öfke olmasa ne vatanını korursun ne namusunu. İnsanın bu kadar alçak olduğunu alçalarak gösterdi. Bazı alçakları görünce insanın bu kadar alçalabileceğini gösterdi. Haberlerle neyi kaybettiğine bakarsan anlarsın ki haberleri o kaybettiklerini kaybetmen için servis edilmiş. Haber namı altında bak, dikkat et, nelerin gitmiş. Ha, onların gayesi de buydu. Haber takip edenlere. Bir de okuyayım. Haberlerle neyi kaybettiğine bakarsan, ben çok bu son olaylarda haberlerle imanını kaybedenleri gördüm. Biliyorum. Gidiyor, küfre, zulme taraftar oluyor. Veya ümitsiz oluyor. Ümidini koparıyor. Mesela وَلَا تَرْكَنُوا اُلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ değil onların yanında olmak, Allah hafif zalime meyledenleri dahi cehennemle tehdit ediyor. O haberlerle, servis edilen haberlerle nice insan imanını bıraktı haberi seyrederken. Şimdi dinleyin. Haberlerle neyi kaybettiğine bakarsan, anlarsın ki haberleri o kaybettiklerini kaybetmen için servis edilmiş. Yani anlamıyor musunuz? Haberi seyrederken neyi kaybettin? İmanını kaybettin. Ha, bu imanı kaybedersin diye, kaybetsin diye o haber yapılmış. Yoksa seni haberdar etmek için yapılmıyor. Onların %90'ı yalan. Haber namı altında bak, dikkat et, nelerin gitmiş, huzurun gitmiş mesela, asabiyetin gelmiş. Huzur gitmiş. Ne güzel moralin vardı, moral gitti. Tedirginliğin geldi, hırçınlığın geldi, saldırganlığın geldi. Ve bu haletlerle doğru mu düşüneceksin? Bu haletler dimağın, kafanın asitidir. Doğru düşünce melekeni kaybettiriyor. Ha, onların da gayesi buydu zaten. Koca sanayi devlet olan Almanya'da en büyük haber saati 7 dakikadır. 10 dakika bile değil. Ben baktım. Mahsus yapılıyor. Evet sayın seyirciler, şimdi çıkıyor bekliyoruz. Cevaptı, sine kuştu, kanadı cevap. Bunlar ne ya? Hepsinin imanına darbe vurmak için ümitsizlik ve yiğis. Ve aktörlerin fail olduğunu zannettirip Allah'ı unutturmak. Oysa bunlar hiçbirisi fail değil. Müslümanların ümit işini söndürmeye çalışanların Allah nurlarını söndürdüğüne görmek istersen tarih bunlarla doludur. Müslümanların ümit işini söndürenlerin Allah nurlarını söndürdüğünü görmek istersen tarih bunlarla gömülüdür. Unutmayın, ilimle dalaleti giden çoktur ama bir hakikate sadakatle bağlı olanların batanı yoktur. Sadakat evladır, Ebu Bekir Sıddık. İlim sadakattan evla olsaydı Allah 5 vakit namazda ihtine sıratel müstakim diye bize dua ettirmezdi. Allah'ım ilmimizi artır dettirirdi. İlimle batıl ve dalalete giden çoktur. Karun elini kaldırdığı zaman duası ve bedduası kabul olandı.
Ama sonradan sapıttı. Belam bin Bahura, Karun dedim. Belam bin Bahura, bedduası ve duası kabul olanlardır. Yani ism-i azama mazhardı. Evet. Başka? Müsibetlerin çokluğu ve çeşitliliği, hürriyet müziğinin bestiğini yazıyor demektir. Yani bir müzik yaparken bir sürü aletler var, saz, tümbelek bilmem ne. Yani beste yaparlar. Müsibetlerin çokluğu, çeşitliği, hürriyet müziğinin bestesini yazıyor demektir. Bir tanesi bana sordu, şey yaptı, padişah. Abi, selam yok ha telefonda. Buyur kardeş. Tanıdın değil mi abi beni? Tanıdım. Abi be, ben biliyor musun dipteyim. Ne hangi dipte? Kuyunun dibindeyim, dedim. Dedim ki Ali hadi. Ali, buyur abi. Bir bak hele aşağıda yer var mı daha ineceğin taraf kuyunun. Abi tam dipteyim abi, anlamıyor musun? Dipteyim. Daha yer yok. Ha, sıra çıkmakta. Eğer mesafe olsaydı biraz da in diyecektim. Çünkü artık inecek yerin yok mu? Çıkmak var demek. Dertler bana derman imiş diyoruz. Başladı gülmeye. Olaylar Allah'ın iradesinin dışında olmuyor. Allah'ı unutan insanlar ilah olur. İlah. Allah'ı unutanlara insanlar ilah olması kolay olur. Önünde Kızıldeniz, arkanda Firavun. İşte her şeyin bittiği yerde her şeyin başlaması demektir. Umumi hukukun karşısında hiçbir şahsi hukuk nazara alınmaz. Mesela benim kalemimi şey yaptın. Bunu din diyor ki, mütekelim vahdi olsa, yani kişinin hukuku olsa, musaması amali salihtir. Ama benim şahsımda umumi hukuk gözüküyorsa, umumi hukuku affeden canidir. Mütekeli mal gayrı olursa, musaması amali talihtir. Onun için umumi hukuka tecavüz edenin hiçbir kemalatı nazara alınamaz. Umumun hukukunu bozana onun hukukuna itaat edilmez. Yani Allah, kişi ve sen, ben mukaddesatıma vefasızlık yapıyorsam, sen bana vefa yaparsan, sen de Allah'a vefasızlık etmiş olmaz mısın? Bir daha söylüyorum. Allah, kişi, sen. Ben Allah'a vefasızlık yapıyorsam, dine, ihanet ediyorsam, sen bana vefa gösterirsen Allah'a vefasızlık etmiş olursun. Çünkü dostumun düşmanı, dost olursa dostumun düşmanı olurum. Eğer Allah'a ben vefa gösteriyorsam, sen bana vefasızlık yaparsan, sen de Allah'a vefasızlık etmiş olursun. Anlıyor musunuz bu üçgeni? Bir buradan buraya bak, bir de buraya bak diye. Önemli olan benim ne yaptığım değil, benim yaptığım hizmet nereye mal oluyor? Bir insanı nerede olduğu önemli değil, nereye gittiğine bakın. Nerede olduğunu bilmiyorsa nereye gidecek olduğunu da bilemez. Yaptığım işler nereye endeksli yapıyorsam, dolan barajın suyu önemli değil. O barajın suyunu ben nereye kanalize ediyorum? O barajın suyu nereye kanalize ediliyor? O zaman o toplanan su da ona hizmet etmiş oluyor. Önemli olan hayırlı hizmetlerin olması değil, o hizmetlerin nereye kanalize edildiğidir. Başka? Sinirlerine, öfkene hakim olmak hem ilim hem de öğrenilmesi gereken eğilim işidir. Her sabah
İnşallah bugün ben sakin olacağım diye 20 defa kendi kendine bağırarak telkin et. İnşallah ben bugün sakin olacağım. İnşallah ben bugün sakin olacağım. Telkin et kendine. Haramlar zulmettir, meydana getirir. Bak, haramlar zulmetleri meydana getirir. Kalplerde perde hasıl olur. Bedende ise negatif enerji olur. Yani ademi olan günahın negatif enerji ortaya çıkarıyor. Realitesi var, vücut arzisi yok. Sebapların bedensel karşılığı pozitif enerjidir. Günahların bedendeki karşılığı negatif enerjidir. Yani iman mahluktur. İmanın hakikati mahluktur. İmanın mahiyeti mahluk değil. Ne demek? İman kuvvettir ve nurdur. İmanın içinde iki yapı var. Bir nur, bir kuvvet. İmanın kuvveti geçmişteki hüzünleri ve geçmiş hayatımızı tamir eder. İmanın içindeki nur, geleceğe ait korkularımızı kaldırır. Nasıl kaldırır? İmanın nuru geleceği yorumlar, geleceği aydınlatır. Korkunun yönü gelecektir, geçmiş değildir. Maziden korkulmaz, gelecekten korkulur. Geleceği yorumlayamayan, gelecekten endişe eder ve korku hasılı olur. Geleceği iyi yorumlamak için mazisi temiz olması lazım. Mazın pisse, kötüyse, imanın kuvvetiyle, tövbe ile mazini temizleyebilirsin. Yani ruhun abdesti tövbedir. Güçlü olduğunu yürüyüşünden de göster. Saçına, başına, tırnaklarına dikkatle bak, sporunu terk etme. Lüzumsuz korku ve telaşlardan veya bu tip insanlardan uzak dur. Yani lüzumsuz insanlardan, olumsuz insanlardan, olumsuzluğa odaklanan insanlardan uzak durun. İyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun der İmam-ı Rabbani Hazretleri. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Ben bunu tekerleme yaptım. İyi olmak istiyorsanız doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Burası doğru bir yerdir. Bu insanlarda da doğrudur. Tamam, sen de burada yanlış yapamazsın. Yaptığın şeyin evveli ve ahiri olsun. Olmamışsa onun adı intizamsızlıktır. Başka? Maymun iştahlı olma, başladığını bitir. Başka? Hazreti çözmüştür. Unutma, oturduğun koltuk yol yürümektir. Fazla yorar. İşsizlik, ademi vücut hesabına çalıştığından şeytanın vücuduna tevafuk ediyor. En büyük sıkıntı işsizlik, iş yok. Ademi bir vücut olduğu için senin sıkıntılarını celbeder. Çalışan vücut ve dima ve kalbe şeytan musallat olamaz. Unutmayın. Vesvese de öyle. Çalışan vücuda, çalışan dima, çalışan kalbe şeytan musallat olamaz. Şimdi iyi dinleyin. Dima haramları terk etme ile çalışır. Kalp farzları yapma ile çalışır. Birisi terk, birisi eylem. Terk-i kebair, celb-i nefaya rüçhanet kesbetmiş ve bu asırda usul esas olmuş. Dima terklerle çalışır. Haramları terk etmek. Çünkü peygamber namaza başlatmadan önce insanlara 9,5 sene hep doğruyu anlattı. Eylem yok. Hep terkleri öğretti. Dimağın bekçisi olan ilim. Atladım acaba? Çalışan vücut ve dima ve kalbe şeytan musallat olamaz. İşsiz adamın kanında
Engel enerji olmadığı için şeytan cirit atması kolaylaşır. İman enerjidir, yoğunlaşmış enerjidir. Bu enerjiye şeytan ve cin giremiyor. Yanıyor çünkü onlar. Tamam? Yanıyor. Dimağına bekçi olan ilim ve tefekkür yerine sen hayalata yani ademi vücuda dalarsan vehimlerin zeminine itilmiş olursun. Kalk ılık su veya soğuk suyla duş al. Bak dimağına bekçi olan ilim. Ustad diyor ki şeytan neyle vesvese neyle tard olur? İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Dimağın bekçisi ilimdir. İlim ve tefekkür yerine sen hayalata yani ademi vücuda dalarsan vehimler sana musallat olur. Hayalle uğraşmayacaksın. Hayalle yaşayan hakikatten uzak olur. Sonra hakikati yaparken hayalatında kopamadığı için ikisi arasında gidip gelmeler yaşar. Onun adı da vehimdir. Çok da şiddetlenirse halüsinasyon olur. Var yok yoku var görür. Adem'in vücuda dalarsan vehimlerin zemine itilmiş olursun. Kalk, kalk diyor sana, ılık veya soğuk suyla duş al. Kalkarsak kızarsın. Yok yok yok, hiç kızma. 33 tesbihler aynı zamanda akla ve kalbe telkin etmektir. Kendine benzemek zamanın gelmedi mi, sen kendine ne zaman benzeyeceksin? Biz hep ne derler diye yaşadık, ne derler diye arabaya bindik, ne derler diye iş yaptık. Acaba ben hangisiyim diye hep unuttuk. Hep gurbette yaşadık, hep başkasını yaşadık. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.